Şimdi sağlık meslekçisi değilmiş. Bazen bu MEO programlarında bazen sayı oluyormuş, bazen de nokta nokta oluyormuş. Ne anlama geliyor şimdi bu demiş arkadaşım. 2 yıllıklarda. Evet. Şimdi orada 300'lü puanlar yazar. Sonra da İ, D harfi yazar. O İ, D harfleri meslek liselerinin o bölümleri kontenjanın doldurduğunu gösterir. Eğer İ harfi varsa bu metep içi, metep dışı deniyor ya. Evet. Yani bir öğrenci İstanbul'da okuyorsa İstanbul'daki üniversiteler için öncelikle avantajı İstanbul'daki üniversiteler içindir. Tamam. Orada İ yazıyorsa Kocaeli'ndeki bir İyi öğrenci doldurdu demek mi? İ, İstanbul içindeki meslek liseler o bölümü doldurdu Doldurdu demek. demek. İ harf. Bu İ D'ye de dönebilir yalnız. Yıldan yıla değişebilir, bu talebe bağlı. Ama biz biliyoruz onu. Belirli bölümlerde sağlıkta, ne bileyim, Marmara ve İstanbul Üniversitesi'ndeki işte 2 yıllıklarda genellikle İ harf olur. Talep görür. Çünkü öğrenci de Doluyor çoktur bu çünkü arada. iyi de. Dolar. D harfi varsa D harfi o metep dışından öğrenciler doldurdu demektir. Kocaeli Üniversitesi'nde var. Diyelim ki oraya işte Muğla'dan da gitmiş, Muğla'dan doldurmuş. birisi gitmiş. İstanbul'dan birisi gitmiş demek. Tamam. Onun dışında 300'lü puanlar vardır. O orta öğretim başarı puanıdır. Şimdi kaç diyorsun dipnot notun? 77 diyor. Bir de onun yanında 300'lü olan bir puan var. 300'lü, 400'lü. Ben ona bakarak tercih yapıyorum zaten. Kaçta kapatmış? 450 ile mi kapatmış? 370 ile mi kapatmış? Diploma notunun yanındaki puana Puana bakması bakarak gerekiyor. yapıyoruz. Evet. Tamam, Bir de hiçbir peki. şey yazmıyorsa orada, YGS puanı yazıyorsa o zaman YGS ile yerleşildi demektir oraya. Okey. Ama bu sene YGS kısmında yeni puan oluşacak. Çünkü ilk kez ayırdıkları için kontenjanları. Tabloları da kaldırdılar biliyorsunuz. Eskiden tablo 3A vardı, tablo 3B vardı. Bunu tablo 3 yaptılar, birleştirdiler. Birleştirdiler. O YGS ile ayrılan kontenjanlar içinde yeni puanlar oluşacak ve orada yazacak önümüzdeki Yazacak. sene. Önümüzdeki yıl göreceğiz. Evet.